Kanal 3 hafta sonu ana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Sayın seyirciler, İsrail'in Gazze'ye sınır tanımadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'nin batısındaki Er Rimal kentine uyarıda bulunmaksızın düzenlenen saldırıda Filistin halkı büyük yara alırken bina inkazından acı haberler geldi. İsrail'in sınır tanımayan saldırıları gece boyu sürdü. Gazze'de yıkımın boyutuysa gün doğunca ortaya çıktı. Durmadan saldırıyorlar, sınır tanımıyorlar. İsrail, işgal ettiği Gazze'yi saldırılarla abluka altına almaya çalışıyor, Filistinlilerse direniyor. Dünyanın gözü önünde İsrail vahşeti sürüyor. Masum çocuklar ve Filistin halkı zulme maruz kalıyor. İsrail saldırılarını gece boyunca devam ettirdi. İsrail ordusu gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze şeridine bomba yağdırdı. İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail, abluka altındaki Gazze şeridinde yer alan çok katlı binaları da hedef almaya devam ediyor. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı ile Gazze'de bulunan Mustaha Kulesi vuruldu. İsrail'in gece boyu vurduğu Gazze'de yıkımın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Filistinli aileler evlerinin enkazı etrafında görüntülendi. İnsanlık dışı görüntülerin kayda geçtiği acı olayın faillerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze açıklaması geldi. Netanyahu, saldırılar devam edecek dedi. Netanyahu'nun İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etmesi ise dikkat çekti. In a totally unprovoked attack. Hayya ala salat. Evet, maalesef Gazze'de son durum bu. Şehit sayısı da her geçen saat yükseliyor efendim. Ve devam ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor sayın seyirciler. İsrail'in soykırımına tepki gösteren binlerce kişi Washington, İngiltere, Almanya ve Fransa'da protestoda bulundu. Bu katliama destek veren ve sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösterildi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi. Birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri için sokaklara çıkıldı, protestolar düzenlendi. ABD yönetimi bu katliama destek veriyor ama Washington ve New York dahil çeşitli şehirlerde binlerce kişi Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları ile Washington anıtı önünde toplanan göstericiler, Şeyh Cerrah'ı kurtarın, İsrail şiddetine son ve Filistin'e özgürlük sloganları attı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösterildi. Göstericiler Washington anıtından ABD Kongresi'ne yürüdü. Polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail işgaline derhal son verilmesi çağrıları İngiltere'den de yükseldi. İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. Müzik
Binlerce protestocu İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Terörist İsrail ve etnik temizliğe son verin yazılı dövizler taşıyan göstericiler Filistin'e özgürlük sloganları attı. Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Fransa'da da tepki var. Ülkede 15 kentte Filistinlilerle dayanışma mitingleri yapılıyor. Binlerce kişi "Katil İsrail, hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganlarıyla yürüyor. Paris'teki gösteriler, İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine hem Emniyet Müdürlüğü hem de İdare Mahkemesi tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen sokağa çıkan protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Polisle protestocular arasında çatışma çıktı. Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalık bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Polis protestoculara müdahale etti. Sayın seyirciler, tam kapanma süreci yarın sabah 05 itibariyle sona erecek. Herkesin aklındaki tek soruysa acaba kısıtlamalar devam edecek mi ya da yeni tedbirler alınacak mıydı? Bu soruların cevabı bugün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle netlik kazandı efendim. Artık kademeli normalleşme dönemine giriyoruz yarından itibaren ve bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamalarında değişikliğe gidildi. Artık hafta içi 21 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Hafta sonları ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uzaktan eğitimdeki son durum ne oldu ya da kafeler, restoranlar açıldı mı? Yanıtı haberimizde. Amacımız vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanan tam kapanma tedbirleri yarın sabah 5 itibariyle sona eriyor. Türkiye'de tam kapanma tedbirleri geride kalacak ve kademeli normalleşme olarak anılan yeni bir dönem başlayacak. İçişleri Bakanlığı yarın sabah 5'ten itibaren geçerli olacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı. Bakanlığın tedbirleri 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21-5 arası uygulanacak, hafta sonları ise sokağa çıkma yasağı devam edecek. Cuma akşam 21'den pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen yasaklarda da değişikliğe gidildi. 18 yaş altına yasak tamamen kalkarken, 2 doz aşı olmuş 65 yaş üstü kişilere de gün içerisinde yasak uygulanmayacak. Aşı olmayan 65 yaş üstü kişilerse sadece 10-14 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Akşam 21'de başlayacak olan yasaksa herkes için geçerli olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde şehirler arası seyahat yasağı geçerli olacak. Otobüs, uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla seyahatte izin belgesi istenmeyecek. Sadece rezervasyon yeterli olacak. Ayrıca şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan %50 kapasite sınırlamasına devam edilecek. Restoranlarsa paket serviste çalışacak, gel al şeklinde de hizmet verilebilecek. Kafe, spor salonu ve sinemalar kapalı kalacak. Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10-20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonu ise kapalı olacak.
Pazar yerleri ise hafta içi günlerde sabah 7, akşam 19 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerleri kurulmayacak. Çay ocakları ise masa sandalyelerini kaldırarak sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edecek. Kamuda ise esnek çalışmaya devam edilecek. Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek ancak diğer okullar uzaktan eğitim görecek. Nikah işlemleri yapılacak ama eğlence içeren toplu organizasyonlar gibi düğün merasimleri yapılmayacak. Kademeli normalleşme tedbirleri 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Evet, gözler yarın toplanacak kabine toplantısındaydı ama İçişleri Bakanlığı bu genelgeyle bir sürpriz yapmış oldu ve tam kapanma süreci bitmeden de yeni alınan tedbir kararlarını açıklamış oldu. Efendim devam ediyoruz. Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Afyonkarahisar'da taraftarlar evlerinin balkonlarına çıkarak sevinç yaşadı. Kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturan bazı taraftarlara ise polis ekipleri uyarılarda bulundu, müdahale etti. İşte dün akşam yaşananlar. Şampiyonluk kutlamalarına izin yok denildi ama taraftarlar sokaklara taştı. Koronavirüs gerçeğini hiçe sayan Beşiktaşlı taraftarlar konvoylar yaptı, polis ekipleri ise kutlamalara engel olmak için yoğun çaba gösterdi. Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puan ulaşıp en yakın takipçisi Galatasaray'ı bir gol averajıyla geride bırakarak şampiyon oldu. Taraftarlar kutlamaları evlerinde değil de sokaklarda konvoy oluşturarak yapmayı tercih etti. Sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edildi. Polis ekipleri kentin en işlek cadde ve sokaklarında gerekli önlemleri alarak taraftarların sokağa çıkmasına, kutlama yapmasına izin vermedi. Yeşil Yol Caddesi'nde ise sokağa aracıyla çıkan ve meşale yakarak gezmek isteyen bir şahsa polis müdahale etti. Polis ekipleri taraftarları megafonlardan yaptığı anonslarla konvoyun arasına ekip otolarıyla girerek izin vermedi. Bütün engellemelere rağmen şampiyonluk kutlaması için sokaklar doldu taştı. Oley 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 şampiyon Beşiktaş şampiyon Beşiktaş. Evet, Afyonkarahisar'da dün akşam yaşananlar böyleydi. Beşiktaş şampiyon olunca taraftarlar kendini tutamadı ve sevincini sokaklarda yaşamayı tercih etti. Maalesef koronavirüs gerçeği de hiçe sayılmış oldu. Şimdi bugünün Afyonkarahisar'ını ekranlarınıza getireceğiz. 29 Nisan'da tam kapanma süreci saat 19'da başlamıştı ve 17 gündür de tam kapanma süreci sürerken bugün artık sonlandıracağız. Son günüydü tam kapanmanın ve Afyonkarahisar sokakları bir hayli sakin ve sessizdi. Tam kapanmanın üzerinden 15 gün geçti. Sona ermesine kısa bir süre kaldı. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kuaför, kafe ve restoran gibi mekanlar kapalı kaldı. Tam kapanma sürecinin son gününde Afyonkarahisar sokakları sakindi.
kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşil Yol, Ambar Yolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri de uygulama noktalarında araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs Pazartesi sabah 5'te sona erecek. Evet, tüm Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma süreci sona erecek ve artık kademeli normalleşmeyle birlikte yavaş yavaş tedbirler de azaltılacak. Bu kapsamda bölge illerde de durum manzara aynıydı. Tüm illerde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Tam kapanma dönemi sona eriyor. Sürecin son gününde sokaklar sessizdi. Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle farklı zamanlarda ve farklı güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor. Belediye görevlileri ise kapanma nedeniyle boş kalan caddelerde çalışma yapıyor. Polis ekipleri ise sürücü ve yolcularda seyahat izin belgesi ile görev belgesi sorgusu yapıyor. İzin belgelerinizi görebilir miyiz? İyi bayramlar. Bilecik, Eskişehir ve Kütahya, COVID-19 salgını kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle günü sakin geçirdi. Şehirlerin en işlek bölgeleri boş kaldı, tedbirlere uyuldu. Tam kapanma süreci yarın sabah saat 5'te sona erecek. Sayın seyirciler, bültenimize canlı telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Yeni haftada havalar nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Cevher'den alacağız. Sayın Cevher, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Kevser Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Evet, Ramazan bayramını geride bıraktık. Oldukça güneşli günler geçirdik ama sanki bugün hava biraz daha böyle hem rüzgarlı hem de kapalıydı. Parçalı bulutlu bir hava söz konusuydu. Yarından itibaren Afyonkarahisar'ı, bölge illeri nasıl bir hava bekliyor? Evet, Kevser Hanım, hemen aktaralım. Dediğiniz gibi bugün bölgemizin Afyonkarahisar'ın kuzey doğu kesimlerinde hafif sağanak yağışlar gördük. Bunu da bekliyorduk zaten. Onun serinlemesiyle bugün biraz hava serin ve ılık oldu. Ancak devamında geçtiğimiz hafta olduğu gibi bayramda yaşadığımız bir hafta gibi bir hafta bekliyoruz. Hafta boyu parçalı ve az bulutlu bir hafta bekliyoruz Kevser Hanım. Herhangi bir yağış beklentimiz yok bu periyotta yine. Daha önce de bahsettiğim gibi artık yaz mevsimini yavaş yavaş hissedeceğimizi söyleyebiliriz. Sıcaklıklara şöyle baktığımızda mevsim normalleri civarında yer yer biraz üzerinde seyredeceğini düşünüyoruz. Afyonkarahisar'da en yüksek sıcaklıklar 27-28 dereceler civarında seyredecek. Denizli'ye baktığımızda ise 32-33 dereceleri göreceğiz yine. Ve Uşak'ta da yine 27-28 derece en yüksek sıcaklıklar bizi bekliyor olacak. Özetleyecek olursak açık az bulutlu bir hafta, sıcak diyebileceğimiz bir hafta. Yaz mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor Kevser Hanım. Sayın Cemal, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Sırada Afyonkarahisar Valiliği'nin bu hafta boyunca yapmış olduğu etkinlikler ekranlarınızda.
inşallah bundan sonraki bayramlarda hem salgınla ilgili Türkiye bu mücadelesini kazanır ve dualarımızla birlikte inşallah Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizin çektiği ızdıraplar biter. Efendim, şehrimizi gururlandıran bir haber var sırada. Afyonkarahisar'da kampa giren 16 motokrosçu şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 12-13 Haziran'da düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağıyla 3 şampiyonaya 100'ün üzerinde sporcu katılacak. Afyonkarahisar'da 12-13 Haziran'da Türkiye Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği Motokros Şampiyonası ve Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası yapılacak. Bu önemli organizasyonlarda yarışacak 16 motokros sporcusu Afyonkarahisar'da kampa girerek çalışmaya başladı. Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki dünyanın en iyi motokros pistinde çalışan sporcular, dünya şampiyonası öncesi iyi sonuçlar alarak moral bulmak istiyor. Türkiye Motosiklet Şampiyonası ve Balkan Motokros Şampiyonalarında MX1 sınıfında mücadele edecek Şakir Şenkalaycı, yarış yapmak için heyecanlı olduklarını söyledi. Bayramda da bütün yarış takımı Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcular olarak da dünyanın en iyi motokros pisti Afyon'da kamptayız. Bir haftadır aşağı yukarı burada kamptayız. Hedefimiz biliyorsunuz pandemiden dolayı geçen sene organizasyonların hepsi iptal olmuştu. Bu sene bakanlığın talimatıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu ile birlikte sezonun ilk yarışının startını vereceğiz. 12-13 Haziran'da Avrupa Şampiyonası ile birlikte ilk yarış start alacak. Burada hepimiz de heyecan durukta, bir senedir hem yarışmamıştı tüm çocuklar, bizler de dahil olmak üzere. Yepyeni bir heyecan, gençler gelecek, bayan sporcular gelecek. Aslında bizim için bir karne olacak. Birçok sporcu gelecek. Aşağı yukarı 100'ün üzerinde sporcu bekliyoruz. Özellikle 65-85 yani çocuk yarışçılarda çok ciddi yarışçılar gelecek. Umuyorum ki güzel bir yarış olacak. Herkes burayı konuşuyor. Hatta geçen hafta ben Roma'da Avrupa Şampiyonası'ndaydım. Birinci ayaktaydım. Orada herkes Afyon'u merak ediyor. Çok gururlandım. Hani Afyon'a nasıl gideriz? Afyon nasıl bir yer? Dünya Şampiyonası'nın yapıldığı yer. Herkes heyecanlı bir şekilde burayı bekliyor. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası öncesi, Türkiye Motokros Şampiyonası ve Balkan Birliği Motokros Şampiyonalarında Afyonkarahisar Belediyesi adına yarışacak Irmak Yıldırım'sa çalışmaları değerlendirdi. 11-12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'da Motokros Parkı'nda Avrupa Gençler, Doğu Avrupa ve Türkiye Şampiyonası olacak. Ben de Dünya Şampiyonası'ndan önce daha çok antrenman olsun diye Doğu Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında yarışacağım Afyon'da. Haftada bir derslerden imkan buldukça Afyon'a gelip çalıştığım için antrenmanlarım da iyi gidiyor. Hocalarla da çalışıyorum. O yüzden güzel olacak. Üçüncülük hayalleri şu an bana göre çok üst seviyede. Çünkü daha tam olarak öyle onlar gibi yarışan bir yarışçı değilim. Ama tabii ki de elimden geldiğinin en iyisini yapmak istiyorum. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda yarışacak Baran Bulut Kocaman da yarışmada ilk üçe girmek için antrenmanlarına aralıksız devam ettiğini ifade etti. (Gülüyor)
Evet, bizler de oldukça heyecanlıyız. 12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'a herkesi bekliyoruz bu şampiyona heyecanını yaşamak için. Devam edeceğiz efendim. Bilindiği üzere Afyonkarahisar Valiliği 17 ilçede kadın kültür evleri kurdu ve kadın kültür evleri de kadın kooperatifleriyle birlikte güçlenmeye, adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu noktada sizlere Sultandağ Kadın Kültür Evi'ni tanıtacağız. Buradaki kadınlar peluş bebekler üretiyor ve aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında kurulan merkezlerde ev kadınları hem eğitim görüyor hem de sosyalleşiyor. Kurslarda yeni meslekleri öğrenen kadınlardan bazıları siparişle ürettikleri ürünleri sosyal medyayla valilik, kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle kurulacak standlarda satışını yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak. Bu kadın kooperatiflerinde bizim kadınlarımız, Sultandağlı kadınlar peluş bebek üreterek aile ekonomilerine destek sağlıyorlar. Sultandağ ilçesindeki Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte ise 6 kadın peluş bebek üretiyor. Günde yaklaşık olarak 35-40 tane bebek üretimi yapıyoruz. Aldığımız siparişler üretici firmalara genellikle maskot bebekler olaraktan kendi amblemlerin olduğu onlara özel maskot bebekler üretiyoruz. 10 bin tane daha yaklaşık siparişimiz var. Bunlar Afşet'e, Afyon Belediyesi'ne, zabıta bebekler, sporcu bebekler, İçişleri Bakanlığı'na polis, asker, jandarma bebekler, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gibi birçok yere siparişlerimiz hazır. Üretici kadınlar toplamda 15 bin bebek siparişi aldı. Peluş bebek üretiminin yanı sıra deri çanta da yapılıyor. Kadın Kültür Evi'ndeki kadınların meslek edinmeleri için eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde gelir kazanabilecekleri üretimler yapılıyor. Bir bebeğimizin aşamaları iç bedenden, dış bedenden, saçından, kulağından, ayağından şeklinde aşamalar oluşuyor. Bu aşamalar aşama aşama dikiliyor. Her birine ayrı ayrı bir makinacı arkadaşımız çalışıyor. Bir iş paylaşımı yapıyoruz. Ev hanımıydım. Burada çalışmadan önce. Şimdi burada çalışıyorum. Evime destek oluyorum. Çocuklarıma destek oluyorum. Ve burada çalışmaktan çok memnunum. Efendim, orta beli rahatsızlığı bulunanlar ekran başına diyoruz. Doçent Doktor Mehmet Nuri Konya'nın tasarlayarak Afyon Plak adını verdiği implant Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul gördü. Geliştirilen yeni implantın uygulamaya başlamasıyla kalça protezi sonrasında gelişen kırık ameliyatlarının hem süresi kısalacak hem de %80 oranında maliyetler düşecek. Ortopedi tedavisinde kullanılacak afyon plak tıp literatürlerine girdi. Afyonlu doktorun geliştirdiği implant tescillendi. Afyonkarahisar'da ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Nuri Konya implant tasarladı ve geliştirdiği bu yönteme de afyon plak adını verdi. Bu implant Türk Patent Enstitüsü tarafından da onaylandı. Geliştirilen yeni implant sayesinde kalça protezi sonrasında gelişen kırık ameliyatlarının süresi kısalacak, maliyetler ise %80 oranında düşecek. Kalça kırıklarında geliştirilen protezin tespitinde zorluk çekilirken, bu implant sayesinde kırıklar içinde kalan protezler rahatlıkla görülebilecek. Doçent Doktor Mehmet Nuri Konya, Afyon Plak adını verdiği yeni implant yöntemi hakkında bilgiler verdi. Yeni kırık geliştiği zaman şöyle gösterirsem, kanalın içerisinde protez olmasından dolayı biz bunun tespitinde oldukça zorlanıyoruz. Tek korteks dediğimiz kemiğin yapı taşı, bunu tek korteks geçmek zorunda kalıyorduk. Karşı korteksten geçildiğimiz zaman tespitimiz daha başarılı oluyor. Sağlık Bakanlığı'ndan onay alındıktan sonra seri üretim yapılması planlanan bu ürün 2 yıl içinde ameliyatlarda kullanılmaya başlanacak.
Efendim Manisa ile devam edeceğiz. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve aynı zamanda polis ekipleri sürücüleri denetlemeye devam ediyor. Bu kez de Manisa'da havadan denetim gerçekleştirildi ve helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulanırken 14 araç da trafikten men edildi. Manisa'da helikopterli denetimde 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli, Gölmarmara, Akhisar Devlet Karayolu, Manisa Akhisar Devlet Karayolu'nda trafik denetimi yapıldı. Denetimlere 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 54 personel katıldı. 640 aracın kontrol edildiği denetimlerde trafik ihlali yapan 33 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 14 araç trafikten men edildi. Ekipler, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla denetimlere devam edecek. Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası olan Acıgöl. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor maalesef. 1970'li yıllardan bugüne 4 kat küçülen Acıgöl'de 500 metre çekilen su ürkütücü bir manzara ortaya koyuyor. Arabayı koyarız, gideriz. İleri de gideriz de. Dünyanın ikinci büyük doğal sodyum kaynağı Acıgöl can çekişiyor. Suların kıyıdan 500 metre çekildiği Acıgöl 50 yılda 4 kat küçüldü. Bunda tuzar var ya burası. Ülkemizde sodyum sülfatın %98'i doğal kaynaklardan, bu miktarında %90'ı Denizli, Afyonkarahisar ve Burdur sınırlarında yer alan Acıgöl'den sağlanıyor. Temiz ve doğal sodyum potansiyeliyle dünyada ikinci sırada yer alan Acıgöl, kapalı havza olmasıyla 200'e yakın kuş türünün yanı sıra endemik bitkilerle hayvan türlerine de yaşam alanı oluşturuyor. Tektonik kökenli bir oluşum olan Acıgöl'ün uydu fotoğrafları ise son yıllarda giderek etkisini artıran kuraklık ve bilinçsiz su kullanımının izlerini gözler önüne seriyor. 1970'li yıllarda 160 km² olan yüzey alanı, 2021 yılında 40 km² altına inen gölün, suların kıyıdan yaklaşık 500 metre çekilmesiyle ciddi bir bölümünün de tamamen kuruduğu görülüyor. Gölde ortalama su seviyesi 1 metrenin altına kadar düştü. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle Acıgöl'de bilanço artırıyor. Sayın seyirciler, asayişin gündemiyle devam edeceğiz. İlk haberimiz Eskişehir'den gelecek. Eskişehir'de üst katta bir binada büyük bir yangın çıktı ve bu yangın böyle bir binada olması sebebiyle de maalesef diğer binalara sıçramadan uzun uğraşlar sonucu ancak söndürülebildi ve kontrol altına alındı. Korku dolanların yaşandığı o anlar ekranlarınızda. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan eve ulaşmakta güçlük çekti. Eskişehir, Odun Pazarı ilçesine bağlı Delikli Taş mahallesinde bir binanın zemin katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında doğal gaz akışı yetkililerce kesilirken itfaiye ekipleri alevlere ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Dumanların yükseldiği dairedeki alevlerin yan tarafındaki evlere sıçrama tehlikesi bina sakinlerini korkuttu. Dairenin arka tarafında yükselen alevlere giriş kısmından müdahale edemeyen ekipler, binanın arka tarafında bulunan boş araziye girmek için demir çitleri kırmak zorunda kaldı.
Boş araziyi çevreleyen çitleri kırarak giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alevlere teslim olan ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangında evin boş olması sonucu hiç kimseye bir şey olmazken evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Efendim, hava sıcaklıkları arttıkça maalesef boğulma haberleri ard ardına geliyor. Bir boğulma haberi de Konya'dan geldi. Konya'da bulunan göle giren 3 gençten birisi maalesef hayatını kaybetti. Yine bir gölet, bir hayata daha mezar oldu. Konya'da serinlemek amacıyla gölete giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Acı olay Selçuk ilçesi Malaz göletinde yaşandı. ...23 yaşındaki Cumali Karagöz ve yanında bulunan iki arkadaşı serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra iki kişi yüzdükten sonra göletten çıkarken Cumali Karagöz ise kayboldu. Kaybolan genç gölette boğuldu. Cesedi dalgıç itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Burdur'da yeğenini bahçeye çıkaran 17 yaşındaki şahısla evlerinin önüne gelen yabancı şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Şahıslar 20 kişiyle ailenin evine saldırdı. Taşlı sopalı o kavganları ise kameraya yansıdı. Ne bakıyorsun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Burdur'da bir evin bahçesinde yaşanan taşlı sopalı kavga kameraya yansıdı. İddiaya göre evinin bahçesinde bulunan 17 yaşındaki Özcan E. ile yoldan geçen iki motosikletli genç arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı. Motosikletli gençler yakınlarına durumu haber verdi. Ardından da evin önüne gelen kalabalık grup saldırıya geçti. Grup taş ve sopalarla saldırdı. Ev sahipleri ise bu saldırıda çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga jandarma ekiplerinin gelmesiyle sona erdi. Tedavi edilen aile üyelerinin şikayetçi olmasının ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Efendim, salgına rağmen Türk çiftçisi üretimini durdurmadı, üretim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir'deki çiftçiler de silajlık mısır ekimine başladı. Hayvancılıkta önemli yere sahip silajlık mısırın ekimi başladı. Hayvanların kış aylarında taze ot bulamamasından dolayı silajlık mısır ekimi yapılıyor. Görüntüler Eskişehir'den. Çiftçiler, Haziran ayının ortalarına kadar sürmesi planlanan silajlık mısır ekimine başladı. Kış aylarında taze ot bulunmayan dönemlerde sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren memeli hayvanlar silajlık mısırla besleniyor. Ekilen tahılın yeşil kısımlarının bir nevi turşu haline getirilmesiyle elde edilen silajın yapımında çiftçiler tarafından özellikle mısır tercih ediliyor. Artan fiyatlar yüzünden gübre kullanımını neredeyse yarıya düşüren çiftçiler, maliyeti düşürmek için bu yolu tercih etmek zorunda kaldı. Efendim, bültenimizin son haberi Eskişehir'den gelecek. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri olarak bilinen yamaç paraşütü sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Turizm faaliyetlerine yeni soluk. Yamaç paraşütü. Pandemi tedbirleri çerçevesinde verilen yamaç paraşüt eğitimleri yoğun ilgi görüyor.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde yer alan sportif havacılık faaliyetleri vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Çevrede bulunan diğer şehirlerden gelen kişilerin de katılım gösterdiği sportif faaliyetler havacılık turizmine de katkı sağlıyor. İnönü Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından verilen yamaç paraşüt eğitimleri ise adrenalin tutkunlarının gözdesi oluyor. 5 kademeli yamaç paraşüt eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası geçerliliği bulunan sertifika almaya hak kazanıyor. İnönü'nün yüksek dağlarından yapılan uçuşlarla birlikte ortaya çıkan paraşüt manzaraları ise görenleri kendine hayran bırakıyor. Sayın seyirciler, Kanal 3 hafta sonu ana haber bülteninde güne dair yansıyan önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yarın Ata Gündüz sizlerle birlikte olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. İyi akşamlar.